Ardı ardına bu sırada da vaatler geliyor. Bir takım vaatler, değişik yerlerden vaatler geliyor. Enflasyon düşecek diyenler var. İşte yazın ortası gibi diyenler var. Ardı ardına bu vaatlere bakalım. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. Ne demiş? Enflasyon bugün yükselir, yarın iner. İnmiyor ya. Enflasyon hedefi tabii Türkiye'de bir türlü tutmuyor. Çünkü artık şu anda enflasyonla mücadele bırakılmış durumda. Israrla diyor ki enflasyonu düşüreceğim. Sayın Cumhurbaşkanı, düşen yok, sürekli çıkan var. Sen böyle yönettikçe de ülke batmaya devam edecek. Erdoğan'ın enflasyon için kurduğu bu cümle muhalefetin dilinde. Erdoğan düşer dedi ama muhalefet aynı görüşte değil. Düşmüyor, düşmeyecek diyor. Öyle ki Ali Babacan son 4 yıllık enflasyon vaatlerini izlettirdi. Erdoğan'a yüklendi. 2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız. Ulaşmadık. Kararlıyız, kararlıyız diyor değil mi? Arka arkaya. Tek hane, tek hane, tek hane. 2017'de başlamış. 2021 bitiyor. Neredeyse 4 yıl geçmiş. Ama inmiyor. Biz Ağustos'la birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Her kararla izleyişinde enflasyon artmış. Türkiye gibi yüksek enflasyona şerbetli bir ülkede %20 düzeyi kısa sürede çözülebilir. Erdoğan Ağustos'tan sonra düşüş beklerken Türkiye TÜİK rakamlarıyla %20 enflasyonda. Yıl sonu kaçla bitecek merakla beklenirken bir vaatte Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan geldi. Kısa bir süre içinde çok daha düşük seviyelerde bir enflasyon seviyesi gözlenmeye başlayacaktır. Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz. Çaresizlik politikası uygulanıyor. Enflasyonla mücadele yok. Kur almış başını gitmiş. Enflasyon önümüzdeki dönemde çok hızlı bir şekilde artacak. İktidarın enflasyon, faiz, para politikası vaatlerini, asgari ücrete yönelik açıklamaları, 3600 ek gösterge için sözleri ve son olarak doktorlara yapılan düzenleme izledi. Arka arkaya gelen bu hamleleri muhalefet erken seçimle ilişkilendirdi. Hepsi de geliyor işte. Söylemedik. 5000, 2500 tür zamlar geliyor. Erdoğan'ın aklına millet bir kere gelir. O da seçim yaklaştığı zaman. Bunlar hepsi bir baskın seçime yönelik yapılmış politikalar olabilir. Siyasette her polemiğin sonu seçime çıkıyor. Erdoğan için millet seçimden 3 ay önce akla gelen bir müessesedir. Sadece oy hesabı yaparak, sadece sandık hesabı yaparak bunları dağıtıyorsun ya. İnşallah o sandık gelecek ve sen gideceksin. Bütün bu vaatlerle ilgili telaffuz edilen tarihler yazın ortasına denk geliyor gibi geliyor bana. Yani kentleri boşaltan insanlar tatillerine gitmişlerken filan gibi geliyor nedense. Bu vaatlere bakıyorum da bu tarihlere başına sonuna filan. Bakalım.